Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 20 Ocak 2018 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, şeker fabrikasında çalışan geçici işçiler yeni bir düzenleme ile kadroya alınmalarını istiyorlar. 1 milyona yakın taşeron işçinin KYK ile kadroya geçmesine rağmen bu düzenlemenin içerisinde yer almayan şeker fabrikasında çalışan geçici işçiler de yeni bir düzenleme ile kadroya alınmalarını talep ettiler. Türkiye genelinde 2700 Erzincan şeker fabrikasında çalışan 78 geçici işçi 20-30 yıl emek verdikleri fabrikada kadrolu çalışmak istiyorlar. Ben Enver Kafkas. Yıllardır ben burada çalışıyorum. Bugün 30 sene olmuş. Bugüne kadar ben kadro bekliyorum, gelmedi. Bugün giren arkadaşlarımız hep kadro aldılar, bize kadro gelmedi. Biz de bekliyoruz kadro, bize de gelmesini istiyoruz. Ben burada 30 senedir çalışıyorum, usta vazifesini almışım. Şu ana kadar benim haklarım bütün elimden alınmıştır. Ben de bu haklardan yer almamı istiyorum. Ha, şimdiye kadar daha dün giren taşeron işçilerimiz hep kadro aldılar. Bizim haklarımız nerede? Muammer Gökçe, 1998 yılında muhakkat olarak, geçici işçi olarak da Erzincan Şeker Fabrikası'nda çalışıyor. Çalıştığım kısım da rafineri bölümü. Rafineri bölümünde filtre bölümü. Şu gördüğünüz makinelerin yanındayım, sorumluluğum. Şimdi buradaki makinelerimizde hakikaten de biz 20 sene çalışa usta durumuna geldik. Gördük ki bize verilen haklarımız verildi, verilmedi, verilecekti derken muammada kaldı. Ya bizim hakkımız olan kadroyu kısaca istiyoruz. Çalışma barışının olması için bizim kadrolarımızın mümkün olduğu müddetçe yekpare, ne uzatılmadan, kısaltılmadan, kısaca ve netçe kadromuzun verilmesini istiyoruz. İsmim Yusuf Kılıç, Erzincan Şeker Fabrikası'nda difüzyonda çalışmaktayım. Şu anda bulunduğumuz istasyon şerbet üretim istasyonu. Burada mevcut, şu anda örnek verecek olursak, iki tane kadrolu personelimiz var. Ama buranın kadro personel sayısı 6 tane olması gerekirken şu anda 2 tane var. 3 vardiyaya çalışıyoruz, diğer vardiyalarda birer kişi var. Üçüncü vardiyayı biz mevsimlik işçiler olarak götürüyoruz. Bu istasyon kolay bir istasyon değil. Bütün istasyonlar zor. Şu anda yaptığımız iş yaklaşık, ben kendi adıma söylüyorum, 5-6 yılda ancak öğrenebildiğim bir istasyon. O açıdan yani sorumluluk alıyoruz, çaba gösteriyoruz, izin kullanmıyoruz. Bu şekilde bu Erzincan Şeker Fabrikası'nı götürmeye çalışıyoruz. İşimiz zor. Şu anda mevcut 1 milyon civarında bir kadro, devletimizin, hükümetimizin açıklamış olduğu bir kadro var. Bu kadroyu biz sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Zor durumdayız. 20 yıllığım, 20 yıldır burada mevsimlik çalışıyorum. 20 yıl, 5-5,5 ay civarında çalıştık. Yani artık bunu söylerken ne kadar zor bir durumda olduğumuzu siz tahmin edin. Biz yetkilileri buradan sesleniyoruz. Diğer arkadaşların adına da söylüyorum. Bize de bir çözüm bulsunlar. Biz bunu sonuna kadar hak ettik. 20 sene bu çileyi çektik. Bu şeker fabrikalarını ayakta tutma anlamında elimizden gelen her işi yaptık. İzin dahi kullanamadık. 4 aydır İzin kullanamıyoruz biz burada. Yani biz bunları yaparken devletinde bu 1 milyon kadro verdiği kadrolardan bize de bu hak ettiğimiz kadroyu vermesini istiyoruz. Fabrikada çalışan ismim Metin Durmuş. Rafineli personeli olarak işletmenin adamı. Bir işçisiyim, 25 yıllık işçiyim. Allah geride gelip gerideki nesillere
devamlı çalışma nasip eder. 25 yıldır biz bu fabrikada emeğini çekip itçi olarak çalışıyoruz. Yalnız 5 ay çalıştığımızda benim 3 tane oğlum var, bir ailem var. Yetersiz. Buradan çıkıyoruz, aylarca iş bulamıyoruz. 25 senelik hakkımız olmak üzere biz bu fabrikada bütün muhakkat arkadaşlarımızın, mevsimlik işçilerimizin devamlı ileriye dönük bir kadro beklentimiz var. Umudumuz Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah Cumhurbaşkanımıza ve vatanı milleti koruyan büyük önderlere uzun ömürler vere. 15 Temmuz'u geçirdik. Büyük oyunları gördük. Şu fabrikamızı inşallah ebedi ileriye denk sürdürmek isteriz ve yenilemek isteriz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım şu fabrikamıza sahip çıksın. Bir Kayseri'nin 800 tane fabrikası var. Bir Erzincan olarak biz fakir bir şehriz. Bu fabrikanın canlanıp yanına daha nice fabrikalar kurup geriden gelen üniversite mezunları boş. Bunların da çalışmasına, katkıda bulunmasına büyük vatanı milleti seven büyüklerimizin teşekkürlerini iletiyorum. Can Erzincan, Servisçiler Kooperatifi'nin birinci olağan genel kurul toplantısı yapılarak resmen hizmete girdi. Can Erzincan, Servisçiler Kooperatifi birinci olağan genel kurul toplantısı yapılarak hizmete girdi. 25 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen kooperatifin genel kurulunda ilgili bakanlık tarafından kuruldaki gündem maddeleri ile ilgili eksiklerin olması neticesinde iptal edilmişti. İptal edilen genel kurul tekrar gerçekleştirilerek Can Erzincan Servisçiler Kooperatifi resmen hizmet hayatına başlamış oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bedir Limon ve kooperatifin üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda gündem maddeleri ve kooperatifin işleyiş maddeleri katılımcılara sunularak oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile Can Erzincan, Servisçiler Kooperatif Başkanlığı'na İsmail Öztürk ve yönetim üyeleri seçildi. Sayın Seyirciler, Eğitim Sen Erzincan Şubesi Başkanı Kemal Irmak, sendika binasında basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Erzincan Şubesi Başkanı Kemal Irmak, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesiyle ilgili sendika binasında basın açıklaması yaptı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi dün sona erdi. Bununla ilgili bir basın açıklamamız bu. 17,5 milyon öğrenci, 904.679 öğretmen olmak üzere 1 milyona yakın eğitim emeklisi yarı yıl tatiline girmiştir. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir ciddi anlamda alarm vermektedir. Laik, bilimsel eğitime meydan okuyan yeni müfredat değişikliklerinin uygulanmaya başlaması ve yıllar içinde yapboz tahtasına çevrilerek sürekli değiştirilen sınav sistemleri nedeniyle öğrenci ve velilerin kafası hiç olmadığı kadar karıştırılmıştır. İkili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, altyapısı bozuk okullar, okullarda öğretmenlere yönelik olarak yaşanan şiddetin artması, çocukların dini, cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, öğretmen strateji belgesiyle öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, çocukların örgün eğitim sistemi dışına itilmesi, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yerlerde taciz ve istismara uğraması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik, ataması yapılmayan öğretmenler ve benzeri gibi devasa sorunlar maalesef 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısında da öne çıkan başlıklar olmuştur. Açık öğretim listesine kayıt yaptıran öğrenci sayısı tam %500 civarında artmıştır. Taşımalı eğitimde rekor kırılmıştır. İlk kez 1990'da 305 ilkokul öğrencisiyle başlayan taşımalı eğitim uygulaması bugün tam 1.321.238 öğrenci kapsamaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik o hal ile olağanlaşmıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde özellikle eğitim alanında güvencesiz, esnek ve performansa dayalı istihdam politikalarını adım adım hayata geçiren siyasal iktidar 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tartışmalı mülakat sınavları ile birlikte yeniden düzenlendiği öğretmen atama sistemi ile de öğretmenleri iktidara sadakat ilkesi ile çalıştırmak istediğini açıkça göstermiştir. Birçok sorunun yanında açıkta ve ihraç olan birçok arkadaşımız vardır. İlimizde de çok sayıda eğitim çalışanı ihraç edilmiş,
Bunlardan 10 eğitim çalışanı bizim üyemizdir. 3 arkadaşımız da 16 ay önce valilikçe açığa alınmış ve maalesef görevlerine iade edilmemişlerdir. Valilik bu arkadaşlarımızın durumuyla ilgili görüşme talebimize de olumlu cevap vermemiştir. Bir an önce bu arkadaşlarımızın görevine dönmesi eğitimde bir gediğin kapatılması anlamına gelecektir. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkiler içinde çekinen okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin değil dini inanç sömürüsünün referans aldığı bir eğitim sisteminde eğitim ve bilim emekçilerinin öğrenci ve velilerle birlikte kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve ana dilinde eğitim hakkı için mücadelemizi tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sürdüreceğimiz bilinmelidir. Tüm öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza yarı yılda iyi dinlenmeler ve yeni döneme de iyi başlamaları için iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Erzincan'da yağan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapalı. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapanırken Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 14, Tercan'da 10, Çayırlı'da 3, Üzümlü'de 3, İliç ve Kemaliye'de 2 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 25 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altında Üzümlü ilçesine bağlı Büyükköy'e ulaşan karla mücadele ekiplerini köylüler sevinçle karşıladı. Senenin ilk karının yağdığı yaklaşık 2000 metre yükseklikteki köyde kapanan yollar greyder yardımıyla açıldı. Köylüler özel idare ekiplerine teşekkür ettiler. Bu sene daha ilk geliyor yani özel idare şu anda geliyor. Burada da kar yoktu. Olan kar da şu anda 15-20 santim arasında. Gelmişsiniz Allah razı olsun. Adamlar gelmiş de yollarımızı açmışlar. Allah razı olsun. Her zaman yani adamlar bir telefon açsın. Evet. Her zaman da geliyorlar yani. Çok kar oluyor mu burada? Yani eskiden tabi eskiden kar çok yani. Bu sene ilk kar yağıyor yani. Kar yoktu daha doğrusu. Yani Allah razı olsun. Adamlar her zaman geliyorlar. Erzincan 1. Amatör Küme müsabakalarında playoff'a çıkacak olan 4. takım belirlendi. Erzincan 1. Amatör Küme müsabakalarında playoff'a çıkacak olan 4. takım belirlendi. Demirkent sentetik sahada yapılan karşılaşma Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor arasında oynandı. Playoff 4. takımı penaltılar ile belirlendi. Karşılaşmada her iki takım da azimli ve istekli başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında İliç Gençlikspor rakip kalede bir gol bularak soyunma odasına galip girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Üzümlü Belediyespor rakip kalede bir gol bularak durumu uzatmalara götürdü. Uzatmalarda sonuç alınmayınca playoff'un 4. takımını penaltılar belirledi. Her iki takımda 5'er penaltıda eşitlik bozulmadı. 6. penaltılarda ise İliç Gençlikspor gol attı. Üzümlü Belediyespor oyuncusunun penaltısı kale direğinden dışarı çıkınca karşılaşmayı İliç Gençlikspor 7-6'lık skorla aldı. Biz bitti demedim, bitmez. Karşılaşma sonunda konuşan İliç Gençlikspor Teknik Direktörü Engin Şimşek, bütün takım arkadaşlarıma ve yönetimime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz diye konuştu. Vallahi heyecanlıyız. Neden şu biz 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda beraberlik oldu. Maç penaltılara gitti.
Tabii sonuç itibariyle futbolda her şey mevcut. Şunu söyleyeyim. Biz ilk maçta çok büyük yara aldık. 5 eksikle çıktım bu maça. İnan ki çok zor durumda bir maça çıktık ama öğrencilerimi tebrik ediyorum. Çok iyi bir 120 dakika çıkardılar. Daha sonrasında yani çok da bizden çalışmamış olan bir kalecimize ihtiyacımız vardı. Onu getirdik ve bizi kurtardı. Bütün takım arkadaşlarıma ve İlispor Başkanı Şaban Bingöl'e bütün takım arkadaşlarıma armağan ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. İliç Gençlik Spor takım kaptanı Yiğit Özkaçak ise bu bir takım oyunu. İnandık, hocamız bizi iyi hazırladı. Maça arkadaşlarla kenetlendik, çıktık, maçımızı aldık diye konuştu. Maçı aldık, sezon başında lige çok iyi başladık. Geçen haftaki ligin son haftasında karşımızdaki rakiple bugün oynadığımız Üzümlü Belediyespor'la bir eşit durumumuz vardı. Maç sonucunda yaşanan kötü olaylar vardı. Futbol tabii, yanı sıra böyle şeyler oluyor. Bu maça eksik geldik. Bayağı eksiktik. Az kadromuzdan 6 tane oyuncumuz yoktu. Olsun, elimizdeki malzeme, arkadaşlarımıza güvendik, çıktık sahaya. Sonuçta bu bir takım oyunu. Onlar da 11 kişi, biz de 11 kişiyiz. İnandık. Maç haftasıydı. İyi çalıştık. Hocamız bizi iyi hazırladı maça. Arkadaşlarımızla kenetlendik. Çıktık, maçımızı aldık. Allah'a bin kez şükürler olsun. İliç Gençlik Spor Kulüp Başkanı Şaban Bingöl ise arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum dedi. Takım arkadaşlarımızı, kulüp arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler tabii ki her takım bir emek veriyor. Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Memnunuz, keyifliyiz. İnşallah playofflarda güzel bir başarı göstererekten İliç kulübü olaraktan da Erzincan'ı playoff'ları geçerekten inşallah daha ileriki yerlerde temsil edeceğiz. Yani biz buna hazırız, güveniyoruz kendimize. Cenab-ı Allah bizim yardımcımız olsun, arkadaşlara güç kuvvet versin. Ben tekrar başarımızdan dolayı arkadaşların ayağına sağlık diyorum. Kulüplerimize daha güzel saygı, sevgi, hoşgörü olmasını istiyorum. Hakemlerimizin daha güzel kararlar vermeleriyle takımları güzelleştireceğinden de beklentilerimiz var bizim açıkçası. Bizim Erzincan yönetimimiz biraz daha disiplinli, biraz daha çalışkan olursa biz de öbür iller gibi başarı elde etmeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ben onun için tüm kulüplerimize, yönetimimize saygı sunuyorum. Onların hepsini tebrik ediyorum. Bu sonuçlara göre Erzincan 1. Amatör Küme Playoff grubuna, Kemah Spor, Tercan 17 Şubat Spor, İliç Gençlik Spor ve Ulalar Belediye Spor kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagot 24 Erzincan Spor, Antalya kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erzincan'da Vedat Çimen tesislerinde çalışmalarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor, Antalya kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erzincan'da Vedat Çimen tesislerinde çalışmalarına başladı. Ligin devre arasında yapılan tüm transferlerinde eksiksiz olarak katıldığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ligin 2. devresinin ilk karşılaşmasını kendi evinde 21 Ocak Pazar günü -1922 Spor ile yapacak olan Kırmızı Siyahlı ekip karşılaşmaya hazır. Kamp sonrası çalışmaları değerlendiren Anagol 24 Erzincan Spor'un teknik direktörü Tuğrul Metin, Süper Lig takımlarında forma giyen Ozan İpek'in ilk iki karşılaşmada forma giymeyeceğini açıkladı. Antalya kampı verimli geçti. İki etap kamp yaptık 8'er günden. Bu birinci etapta daha çok kondisyonel özellikleri geliştirme adına, kuvvetimizi geliştirme adına çalıştık. İkinci etapta da yeni gelen oyuncularımızla hazırlık maçlarına ağırlık verdik. Önemli olan takım oyununu, oynamak istediğimiz taktiksel düşünceyi yerleştirmekti. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Takım hazır. Zaten pazar günü inşallah maç var. Derin bir kadro kurduk. Bu kadronun inşallah Allah nasip ederse şampiyonluk getireceğine inandığımız için yönetimimizde bayağı bir irdeleyerek, araştırarak kurduk bu kadroyu. Herkes de çok ciddi, çok iyi çalıştı. İnşallah hedeflerine ulaşırız. Hocam, takımla ayrılan futbolcular oldu ve takıma yeni gelen futbolcular da oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gidenle gelen futbolcular ve istediğiniz futbolcular alındı mı diğer mevki olarak? Şimdi kariyer anlamında gideni ya da geleni konuşmak çok doğru değil. Herkesin bir kariyeri var. Tartışılmayacak tek şey de kariyer zaten. İnsanlar bu kariyer için çok zaman vermişler.
Giden arkadaşlarımızın da Allah yardımcısı olsun. Yolları açık olsun. Gönlümüz onlarla, inşallah hep başarılı olurlar. Sadece biz kendi mantığımızla bağdaşacağına inandığımız, takip ettiğimiz oyuncuları talep ettik. Yönetim de bütün fedakarlıkları yaptı. Her şeyi en üst seviyede hallettiler, aldılar. İyi bir takım oldu. Giden arkadaşlarımız da iyiydi. Yani yanlış anlaşılmasın. Sadece biz, onlara ayrılmak isteyenler de vardı. Onlar gitti. Biz kendimiz içimizde faydalanamayacağımızı düşündüklerimizi söylemiştik. Onlar gitti. İyi bir takım oldu. Yeni oyuncular takıma uyum sağladı mı hocam? Tabii, zaten ikinci kamp etabı hazırlık maçları etabıydı. Burada oyuncuların birbirine alışması, takım sistemine, disipline uyması için çaba sarf ettik. Uyum sağladılar. Tabii bu zamanla daha da iyi oturacaktır. Biliyorsunuz hazırlık etaplarının hazırlık etapları sezonun ilk 1-2 haftasına girer. Şimdi elbette sezon başındaki kadar uzun bir süremiz yoktu. Biz kısa süreyi en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. İyi oldu ama. Sayın hocam, pazar günü Tire'yle maçımız var, ilk maçımız. Yeni gelen futbolcular da oynamayan oyuncu olacak mı? Yani eskisini biliyoruz ama yeni transferler de. Şimdi öyle zor bir iş ki kadro yapmak. Çok derin, geniş bir kadro. Bu kadroda oyuncu seçmek zor. Ama tabii sakatlar var. Bu hazır olmayan oyuncular var. Bu sakatların yerine yeni getirdiğimiz oyunculardan oynayacak. Çok fazla yapıyla uğraşmadan, yapıyı çok fazla bozmadan uyum sürecini kısa sürede atlatmaya çalışacağız. Herkes bu takımın oyuncusu, herkes forma giyecek. 17 hafta var. Ama biz en hazır oyuncu kimse, en fit durumda, en iyi durumda kim varsa onunla oynayacağız. Kes! Yay! Yay! Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.